E, teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ederken ekranlara bir tweet geliyor. İyi Parti Lideri Meral Akşener az önce paylaştı sosyal medya hesabından bu mesajı. Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz dedi. İyi Parti Lideri Meral Akşener'den geldi. Bu sosyal medya mesajı, başkent Ankara'dan yola çıktığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun az önce yaptığı çağrı, Saraçhane'de buluşalım şeklindeydi saat 16'da. İyi Parti Lideri Meral Akşener... Saraçhane'de görüşürüz dedi. Araçtan bir de bu şekilde fotoğraf paylaştı. Ekrem İmamoğlu'na destek için saat 16'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla birlikte Saraçhane'de olacağını beyan ediyor. İyi Parti lideri Meral Akşener. Sıcak bir yayın bizleri bekliyor. Saat 16'da neler olacak? Bir yandan duruşma başlayacak. Avukatlarının itirazları var Ekrem İmamoğlu'nun. Tanıklar dinlendi ama savcı talebini değiştirmedi. Tanıkların tamamı Ekrem İmamoğlu'nun beyanları Süleyman Soylu'ya ithafendir dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bunun üzerine zaten harekete geçip suç duyurusunda bulunmuştur. Mütalanız, talebiniz değişmelidir dediler. Ancak savcının bunu dikkate almadığı aynı mütalayı tekrarında görüldü. Özetle Ekrem İmamoğlu hakkında bir siyasi yasak. Özetle Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aylık bir hapis cezası talebinden geri adım atmadı. Savcılık makamı saat 16'ya kadar savunmaya süre verildi. Halbuki savunmaya verilecek sürede en azından birkaç hafta ertelenmesi yönünde bir beklenti vardı. Hayır sadece 3 saatiniz var dedi yargı makamı. Savunma saat 16'da söz alacak. Bakalım neler söyleyecek Ekrem İmamoğlu'nun avukatları. Dün konuşmuştu burada avukat Kemal Polat, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ve Hakim ceza vermeye eğiliminde demişti. Belki hatırlatmanın zamanıdır. Çünkü aralarında geçen bir diyalog kendilerinin tanıklarının bir önceki duruşmada dinletilmemesi nedeniyle tepki gösterdiklerini hakime, hakimin ise bunu bozma gerekçesi yaparsınız şeklinde karşılık verdiğini söyledi. Kemal Polat neden bozma gerekçesi yapalım? Demek ki ceza vermek istiyorsunuz. Bu başka bir anlam ifade etmez dedi canlı yayınımızda Kemal Polat. Şimdi bir yandan da bugün yaşananları gözümüzün önüne getiriyoruz. Bakalım saat 16'da duruşma nasıl şekillenecek? Bir not daha mı var değerli reji? Peki tüm bunları aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Ülkenin gündemi sıcak. Bakalım saat 16'da özel yayınla devam edeceğimizi beyan edelim. Bugün saat 16'da bitirmiyoruz haber masasını. Saat 17'ye dek ucu açık bir haber masası kuşağımız olacak. Şimdi efendim gelelim siyaseten gelen tepkileri konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Ancak Türkiye'nin gündeminde elbette Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortaya koyduğu bir başvuruş teklifi var. Az önce konuştuğumuz asgari ücret meselesi var. EYT var. Tüm bunlara ilişkin açıklamalar geliyor ama bir de utanç gündemimiz var öyle değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözünü atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok sert yüklenmişti. Yakalandın ifadesini ortaya koymuştu. Başkent Ankara'da dün gazetecilerle bir araya geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisine yönelik en ufak bir eleştiriyi savcıları hakimleri harekete geçiren Sayın Erdoğan bu olayda neden adım atmıyor diye sordu. Başka ekleyecekleri de vardı. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da. İki yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Ne yaptınız siz? Ya yüzünüze gözünüze dursun ya. Sistematik bir tecavüz var. Ve siz iki yıldır bunu biliyorsunuz. Ve gıkırız bile çıkmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili iktidara sert yüklendi organize bir kötülükle karşı karşıyayız dedi. İki yıldır neden kimsenin tutuklanmadığını sordu. Savcılığa verilen bir şikayet var. Bu dosya bazı güçlerin devreye girmesi sonucu kapatılıyor. Kemik yaşının tespitinde bile farklı bir insanın röntgeni alınıyor. Hangi egemen güçler devreye girdi? Bunun yanıtını bekliyoruz. O savcı kim? O dönemin hastanede görevli olanları kim? Bir suç ortaklığı var. Bunun ortaya çıkması lazım. Açık ve net bir güç tarafından bu olay kapatılmak istenmiş. Öyle bir yere geldik ki artık kapatamıyorlar. Yargının harekete geçmesini engelleyen güç kim? Bu güç gücünü nereden alıyor? Kılıçdaroğlu kendisine yönelik en ufak bir eleştiride savcıları, hakimleri harekete geçiren Sayın Erdoğan bu olayda neden kimseyi harekete geçirmiyor diye sordu artan enflasyon, tırmanan yoksulluk. Bugünlerde çalışanların gözü kulağı asgari ücrette. Kılıçdaroğlu'na bu da soruldu. Büyüme ve enflasyon rakamlarını içeren seyir içerisinde asgari ücretin 10178 lira olmasını istiyoruz. Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz. Bunun işverene yük getirmemesi için gelir vergisi almazsın, sigorta primini düşürüyorum dersin. EYT ile ilgili bakanların ne kadar kopuk çalıştığı ortaya çıktı. Hazine Bakanlığı'na gittiklerinde ben bunu karşılayamam diyor. Altılı Masa'daki son durumda soruldu Kılıçdaroğlu'na. Kurmayların iki konuda çalıştığını aktardı. İlki hükümet programı bu hafta tamamı bitecek ve liderlerin önüne konulacak. Diğer çalışma ise nasıl yöneteceğiz taslak metni. Cumhuriyet Halk Partisi lideri metin üzerinde büyük oranda uzlaşmanın sağlandığını söyledi. Yol haritasını çizmemiz ve Cumhurbaşkanı adayımızın ona göre konuşması lazım dedi. Hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta HDP'yi sert sözlerle hedef alıyor. Her iki lider mecliste olmaması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. CHP lideri HDP'nin kapatılmasına ilişkin de konuştu. Karşı olduğunu yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan adayı bir sözle tartışma konusu. Hatırlatalım önce efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinde son kez aday olduğunu, son kez o istediğini beyan etmişti. Bu tartışıldı, konuşuldu ama 2011'den bu yana son kez adaylık mesajlarını verdiği de hatırlatıldı muhalefet kurmayları tarafından. Şimdi bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan vekili. Yani iki numarasının. Numan Kurtulmuş'un bir adaylık açıklaması oldu. Cumhurbaşkanımız kendisini bir fani olarak görüyor dedi. İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle 2023 seçimlerinde son kez aday olacağını açıklamıştı. Ancak o sözleri tepkileri beraberinde getirdi. Çünkü Erdoğan bunu ilk kez söylememişti. Değerli arkadaşlar biz bugün varız yarın yokuz. Biz de gelip geçeceğiz. Bakın ben açıkladım. 2011'de Allah ömür verirse benim son kez adaylığımdır dedim. Ben tükürdüğümü yalamam onu da söyleyeyim. Dördüncü ve son kez genel başkanlığa Aday 11 yıl önce de son kez başbakanlığa aday olacağını açıklayan Erdoğan sonraki iki seçim içinde cumhurbaşkanı adayı oldu. İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışma yaratırken AKP kanadından dikkat çeken bir çıkış geldi. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız her özel toplantılarında da bunu hep söyler. Kendisini bir fani olarak görüyor. Yani nihayetinde hepimiz insanız, belli bir ömrümüz var. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Erdoğan'ın üçüncü adaylığı için Erdoğan kendisini bir fani olarak görüyor dedi. Cumhurbaşkanımız hem burada anayasadaki kısıtı ifade ediyor hem de bir fani olarak üzerine düşen sorumlulukları son ana kadar yerine getirmeye gayret edeceğini, canla başla koşturacağını, çalışacağını kalabalıkların önünde millete söz vererek bunu ifade ediyoruz. Sadece adaylık değil, Cumhurbaşkanı'nın maaşı da bir süredir tartışma konusu. Meclisteki bütçe görüşmelerinde o konu bir kez daha gündeme geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanımızın maaşı sadece 66 bin lira açıklamasını yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı bütçesinde net maaşı da sadece 66.445 TL'dir. Bu tarihten itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşında herhangi bir artış yapılmamıştır. Türkiye istismar skandalının üzerine gitmeye devam ediyor. Kamuoyu oluştukça yakından takip ediyoruz. Sizlerin de gelişmeler nasıl ilerliyor birlikte görüyoruz yayınlar yaptıkça. 6 yaşında gelinlik giydirilmesi, sonra yaşananlar, yıllarca istismar. Bir tarikat ve istismarın daha kayda geçsin